Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bunu da takayım buraya bakayım. Hop, tamam. Ne var ne yok, iyi misiniz? Sağlık, sıhhat, afiyet yerinizde değil mi arkadaşlar? Şimdi odanın etrafında dolaşıyorum, köşe köşe size şey gösteriyorum. Size sevgi ve saygılarımı sunduktan sonra sabahleyin bir nostalji yapayım dedim. Özkan Meydan'ın yaptığı şahane müziği açtım, böyle sesini de kıstım. Hem onu dinleyip hem de sizden konuşayım. Fakat burada şey var tabii, müzik kullanınca telif hakkı doğuyor falan. Yani Özkan Meydan kardeşimiz de herhalde Serdar Palit bir 10 dakika video yapacak diye bir telif hakkı bizden talep etmez. Ederse de canı sağ olsun, onun hoşgörüsüne sığınarak konuşmayı bu meyanda devam ettireceğim. Hatta şöyle yapayım, biraz sesini kısayım. Arkadan gelsin. Çok güzel müzik yapmış, bizi çok güzel coşturmuş. İnşallah o günleri yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi ben de sizin gibi diğer kanaldaki sevdiğim arkadaşlarımın videolarına bakıyorum. İyi transferler yapıyoruz. Ona buna transfer yapıyoruz herhalde. O transferleri duyunca ben de düşünüyorum mesela. 12 tane adamımız var. 12'den fazla şeyimiz var. Transferimiz var. Yabancımız var. Parasını verdik, bir tanesini gönderdik. Bir tanesinin zaten şeyi bitiyor. Mukavelesi bitiyor. Nasıl olacak? Diğerlerinden alacaklarımız, göndereceklerimiz bir şekilde bir şey yapmaya çalışacaklar, tamam mı? Yani onu da zaman içerisinde göreceğiz, yorumlayacağız. Araştıracağım, konuşmaları dinleyeceğim. Bilgi sahibi olmaya çalışacağım. Ve sizin karşınıza geçeceğim. Bilgi sahibi olmak önemli, biliyorsunuz. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Gerçek güç bilgidir. Doğru bilgi. Doğru, bakın. Size hiç palavra atmadım. Benle ilgili denk geldiği için konuşuyorlar. Bir ara bir Modric hikayesi demiştim size. Ondan sonra ya atma, ertesi günü de imzaladılar. Ben de espri yaptım. Duydular beni, hemen ertesi günü imza attırdılar diye. Hakikaten şey oluyor. Mesela şöyle bir durum oluyor. Modric olayında bizim Trabzonlu bir iş adamımız da kim olduğunu biliyoruz. Orada bir ortamda konuşmuş. Nasıl sezon başında bir İngiliz antrenör geldi. Ya Ertuğrul Doğan getirtirdi bilmem ne dediniz ya, tesadüf adam gezmeye gelmiş. Onun gibi bir şey oldu. O dediğim de doğruydu. Yani ben burada size şey söylüyorum yani. Varsayımlarla ilgili bir şeyler söylüyorum. Şimdi iki tane video yaptım arkadaşlar. O iki tane videoda tabii Trabzonspor'un yaşananlarını, ondan sonra niye bu hale geldiğini anlattım size. Çok da yani hoşuma gitmeyerek anlatıyorum bunları size. Çünkü yani niye Trabzonspor 9 ayda oradan buraya düşmüş ki yani? Niye geldik bu hale? Ne gereği vardı? Doğru hamle yapsaydık. Ben videolarıma baktım şimdi. 15 Aralık 2020'de burada şey yapmışım, yazdım da oraya. YouTube kanalı kurmuş, videoya başlamışım. 300 kişi falan seyrediyormuş o zaman. Yani görüntülemiş beni. 390 kişi. İşte yürüyün, kalkın yola bilmem ne edin falan. Sonra bu süreç içerisinde şampiyonluktan sonra başlık atarak bir tane de bir şey yapmışım. Sonrası diye bir tane video yapmışım. Yani sonrası. Şampiyon olduktan sonrasını da uyarıda bulunmuşum. Beşiktaş gibi olmayalım, şu olmayalım, bu olmayalım. Ama ne kadar uyarırsan uyanın, netice itibaren olacak olan bu oluyor. Şimdi dün de mesela şey söylüyorum. Böyle kendime göre yorumladım, niye bu hale geldik, neden oldu, niye oldu diye. Tabii Zülfü Yar'a dokunduğumuz için bazı kişiler bunları üstüne alıyorlar. Beni arıyorlar, beni yakın gördükleri için arıyorlar. Telefonum oldu, onlar da olduğu için arıyorlar. Bazen şeyli konuşuyorlar, üsluplu, bazen üslupsuz konuşuyorlar. Üslupsuz konuşana gereken cevabı veriyoruz. Onlar kendi bildiklerini anlatıyorlar, ben kendi bildiğimi anlatıyorum falan. Şimdi en son videoda ne dedim? İşte gerçekten gerçeği öğrenmeye çalışacağım. Size anlatacağım. Şimdi o anlattım yani, bir imza hikayesi.
işte seçime gidildi, top kucağına bırakıldı şeyin Ertuğrul Doğan'ın diye, Sayın Ertuğrul Doğan'ın diye. Şimdi onundan yürüyerek sağa sola sorarak bazı şeyler de öğreniyorum. Şimdi ona bir itiraz geldi bir arkadaşımızdan ve bana da üslupsuz konuştu. Trabzon'a gidiyorum işte hafta sonunda. Üslupsuz konuşandan bir üslupsuz şekilde ben de konuşacağım. Bakalım ne olacakmış. Nasıl bu üslup davranışında bulunacakmış. Daha gerçeği şu arkadaşlar. Nereden bu hale geldik diye. Bir toplantıda Sayın Başkan, eski Başkan Ahmet Ağolu demiş ki arkadaşlar işte konuşurken Mayıs'ta kongreye gidelim. Yeniden kongre yapalım. Oradan söylemiştik ki peki kongre yapacağız da elimizdeki önümüzdeki bu 13-14 milyon euro gibi bir ödemeyi nasıl olacak demişler. Yani kim ödeyecek, nasıl olacak bu iş demişler. O zaman Mart'ta yapalım kongreyi. Peki demişler yani o zaman demiş kendi bir oylama yapalım. Mart'ta mı yapalım, Mayıs'ta mı yapalım? Ve 8 artı 5 mi, 9 artı 5 mi oradan çıkmış arkadaşlar. Kimse başlatmamış. Bu işi Sayın eski başkanımız Ahmet Ağoğlu'nun olduğu yerde Mayıs'tı, Mart'tı diye bir konuşmanın peşinde olmuş. Ve geldiğimiz nokta bu. Hiç kimse kendini sağa sola atmasın. Diyelim ki bu anlattığım, ben bunu dinledim. Dinlediğimi size dile getiriyorum da bu anlattığımda da sıkıntı var. Gerçeğini de ona sıkıntı veren arkadaşlar anlatacaklar bana. Onlar da size anlatacağım arkadaşlar. Hiçbir zaman şey değilim. Trabzonspor'un başkanı kimse onun yanında durmak zorundayız. Bakın buraya not atmış. Bazı şeyleri aldım buraya. 8 Haziran 2021'de Abdullah Hoca, Ahmet Başkan ve arkadaşlarına yardım etsin. Abdül Hoca'ya, Ahmet Başkan'a ve arkadaşlarına Allah yardım etsin. Abdullah için söylediklerime inanın. 27 Mayıs 2021. Bu sefer 28 Mayıs 2021. Bu sefer Trabzonspor'u durduramayacaklar. 4 Temmuz 2021. Tescilli 7. şampiyonluk geliyor. 29 Eylül 2021. Yürü Abdullah Hoca. Arkandayım. Şimdi bütün bunları söyleyen, başlık atan, konuşan benim. Yani müsaade etseniz o zamanlar kimse bir şey demiyordu da şimdi eksikleri söylediğimiz zaman yanlış kelimeler kullanıyorlar bize. Yine de söyleyeceğim. Bugün Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan ve arkadaşları Trabzonspor'un önündeki sıkıntılı dönemi nasıl geçecekler merak ediyorum. Ödemelerini yapacaklar. İyi futbolcular bulacaklar. 6-7 maç daha var. Bu takım kimi yenecek o da belli değil. O süreç içerisindeki moral baskısı ve baskıya göğüs gelecekler. Ve bir mücadele edecekler. Trabzonspor'u düzlüğe çıkartıp Özkan Meydan'ın yaptığı bu müziği o meydanlarda tekrar yüksek sesle dinleteceğiz inşallah. Bunları yapacaklar ve bunları yaparken de ben, sen, öteki, bir iki kenara çekileceğiz. Bakalım ne yaptı diye onlara ne yapabileceklerdi onları yalnız bırakacağız. Nasıl Trabzonsporluluk bu? Dün Ahmet Başkan'a, Abdullah Avcı'ya ve diğerlerine ne kadar destek vermişsem bu yönetim kuruluna da bundan sonra gelecek yönetim kuruluna da hocaya da futbolcuya da desteğe vermek durumumuzda da vereceğim de arkadaşlar. Bunun adına başka bir şey söylüyor. Hani dedim ya ölümcül bir destek. Bir arkadaş beni aradı. Dedi bana ki ya Serdar abi ne haber dedi. İyi dedim yazıktasın ne dedi ya dedi. Kendine iş bulamadın da dedi yalakalığa mı başladın dedi bana. Ben de ona dedim ki yalaka sensin oğlum dedim. Şimdi Trabzon'a gittiğimiz zaman bakacağız yalakalık nasıl olur. Yani Trabzonspor'un başkanını desteklediğim için yalaka oluyorum. Ya 20 yıldır sen de Ahmet Başkan'ı destekliyorsun o zaman. Değil mi? Nasıl olacak? Ben bu Ahmet Başkan'a, Ahmet Ağoğlu'na destek verdiğim zaman, tribünde konuştuğum zaman, telefonla aradığım zaman o zaman olmuyorduk. Şimdi doğru şeyler söylüyoruz arkadaşlar. Bakın bir doğru daha söyleyeyim size arkadaşlar. Ben de dahil olmak üzere eski futbolcularımız, yeni futbolcularımız
Trabzonspor'umun belgeseli oldu. Bizden hatta randevu istediler, bir bu işi yapan belgeseldi arkadaşlar. Hangi gün boştasınız, bilmem ne boştasınız. Biz Hüseyin Tokla, ben Hüseyin Tokla beraber meydanda bir otele gittik. Otelde bir çekim yapıldı. Oradan şeye geçtik. Nedir ismi? Şamil Ekinci Müzesi'ne geçtik. Orada konuşmalar oldu. Daha evvel Ali Kemal Denizci konuştu. Sonra Turgay Öte, bir sürü yeni futbolcular konuştu. Geçen günü Twitter'da bir parçasını seyrettiniz. Küçük bir parçasını. Yayınlanmıyor Trabzonspor belgeseli. Niye yayınlanmıyor arkadaşlar? Niye yayınlanmıyor? Siz beklemiyor musunuz bu belgeseli? Trabzonspor bir belgesel yapmak zorunda değil mi? Beklemiyor musunuz? Yayınlanmıyor. Niye yayınlanmıyor? Beyin Sport eğer bu belgeseli yayınlarsak 700 bin euro ya 700 ya 800 bin euro para istiyor. Kim yaptı bu anlaşmayı? Daha evvel bu anlaşmayı ben yapacağım, bunda bir şey yoktur deyip de şimdi önüne, yeni yönetim önüne 700-800 bin euro, dolar veya euro, neyse ikisi de aynı para gelirse. Yani Trabzonspor'un belgeselini, bizim söyleşimizi yayınlayacak da 14 trilyon lira para alacak. Kim yaptı bunu arkadaşlar? Şimdi bunun mukavelesini kim yaptı diye sorduğumuz zaman Ahmet Başkan'ın veya bir eski yönetimin veya o yönetimin, bu yönetimin yarısının içinde, o yönetimin içinde olan insanlara hakaret mi ediyoruz ya? Vallahi ben buradan söylüyorum bunu. Yayınlatmayın. Biz buradayız. Futbolcular da orada. Görüntüler de tekrar çekilip birinden anlaşılır, çekilir. 50 bin euro, 100 bin euro maliyet neyse verilir. Ve yayınlatılır. Onu yayınlayacak olan kişi de oraya reklam alır. Biz onlar yayınlamasını mı? Tweetlere atarız. Videolarda biz kendimiz yayınlarız. Arkadaşlar şimdi bana bu mukaveleyi nasıl olmuş, niye olmuş, niye düzelmiş diye anlatması lazım. Gerekmiyor ki bana, bana. Ben kimim? Ben sizim ya. Ben sizin namınıza bize anlatması lazım değil mi? Yazık günah değil mi 14 trilyon liraya? 700 bin euro. Belgeselimiz yayınlanacak. E şimdi bunu sorduğumuz zaman kötü bir şey mi yapıyoruz arkadaşlar? Ben size yalandan yere şu futbolcu gelecek, bu futbolcu gelecek mi diyorum ya. Bakın ben Artem Dojbić alınması gerekir diyorum. Adam Türkiye'ye gelmek istemiyor. Ama ben o tip bir santrofora ihtiyacımız var diyorum. Gomez tipinde yumuşak bir santrofora ihtiyacımız olmadığını söylüyorum. Eğer Gomez gibi bir futbolcuyu oynatacaksak çok iyi baskı yapan bir takım kurmamız lazım. Dostlarım. Ve ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir dahaki sene Trabzonspor'un bu yarışın içerisinde olacağını ve sezon sonuna kadar götüreceğini, belki de tekrar yaşatacağını düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Bunu yaşayabilmemin tek yolu da savunmamızın güçlü olması arkadaşlar. Buradan söylüyorum. Bakın, İki gün evvel söylediğime kalkıp bana terbiyesizce bir kelime kullanma cesaretinde bulunabilen insanlar varsa demek ki bunu herkes seyrediyor. Buradan da anlıyorlar. Gidip benim kimsenin kapısını çalmama da gerek yok arkadaşlar. Sağ bek, sol bek, stoperlerin ve orta sahanın ortasındaki adamı güçlü kılacak transfer yapalım. Başka da transfer yapmayalım. Biz gollemeyince Trabzonspor olarak gole atarız. Arkadaşlar bizim sıkıntımız çok açık vermemizdir. Trabzonspor'un sıkıntısı çok açık vermemizdir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Belgeselin yayınlanmama sebebi de budur. Çok da ayıptır. Yani Beyin Sport'a da ayıp kardeşim. Sen orada bizi yayınlarken reklam alacaksın. Reklamdan para kazanacaksın. Yani sen kulüplerin maçlarını verirken kulüplere para veriyorsun işte. Belgeselini, yani belgeseli sen mi yapacaksın? O zaman ben Trabzonspor'un yerinde olsam Beyin Sport'un olan anlaşmamın dışında hiçbir şekilde ona yaklaşımda bulunmam. Arkadaşlar şimdi şu şeyi de düzelteyim. Başka müziğe geçtik. Bir daha başlatalım onu. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bazı şeyleri size anlatıyorum. Yerine ulaşıyor. Kimseye hedef göstermiyorum. Ha, kim bu imzaları kim başlattı? İşte anlattım. Bu imzaları böyle başlamış. Kimse tek başına bu bombayı kimsenin kucağına koymamış ama bunu başlatan Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun olduğu zamanmış. Bu da birileri tarafından hayır öyle değildi denilebilir. O zaman doğrusunu anlatır bana.
Benim bildiğim doğru bu. Onu da anlatırız size arkadaşlar. Ben buradan sizi Trabzonspor'un namına bilgilendireceğim. Bazı yorumcu arkadaşlar yorum yapıyorlar bana. Onlara da ben şunu söylüyorum. Yani onlar da hani ben başkaları söylüyorum da onlar da başkasının adamı. Bana yorum yapıyorlar. Ben de diyorum ki seni burada engellemeyeceğim. Sen beni mecbursun seyretmeye. Mecbur. Çünkü benden aldığın bilgileri yayacaksın sağa sola. Onları engellemiyorum arkadaşlar. Söyleyeyim size. Ben size hakikaten Trabzonspor'la ilgili daha iyi olsun diye bilgiler vermeye çalışıyorum. Bugünkü videomda bu belgeselle ilgili, niye yayınlanmadığından ilgili, Beyin Sport'un ne istediğinden ilgili şeyi size anlatayım diye yaptım. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Özkan Meydanlı'na da teşekkür ederiz böyle bir müzik yaptığı için. İnşallah hoşgörüsüne sığınırız. Telif hakkı falan filan gibi bir şey bizden istemez. İsterse kaldırırız onu zaten. Sonra ararız onu şimdi telefondan. Hepinizi seviyorum. Müziği yükseltiyorum. Bize yakışan buydu. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.